işaret veriliyor ve karşılaşma başladı. Muhammed Ömür maçın hakemi. Abi. Tümer Metin. Tümer. Sol tarafta Tayfur. Güngör. Güngör bıraktı. Erman top kalecide. Metin Aktaş. Erman Özgür. Mehmet Yılmaz. Atakan şu anda kulağıma söylüyor. Ali Tan Doğan bir hafta önceden kampa girmiş maçlar için. Tümer Metin. Bir de tabii bu maçlarda yıllar sonra İlhan Mansız da Tümer Metin'i yine aynı takımda görüyoruz. Ve evet. Ahmet Dursun. Aynen. Tabii ki 2002 Dünya Kupası finallerinde İlhan Mansız önemli işler yapmıştı. Kaleye vuruş. Fevzi. Şimdi Hami. Sol çaprazda çıkmaya çalıştı Mehmet Yılmaz. Kaleci Fevzi. Fevzi'nin de çok ilginç bir hikayesi var. Ben enteresan bir şekilde Ali Nagic'in geri pası, evet, yıllardır unutulmadı. Bu ay onunla ilgili bir yazı yazdım. Fevzi ile ilgili. Bana göre çok önemli bir kaleci olacaktı Beşiktaş'ta. O gol, ki orada en az hatalı olan da Fevzi. Önce biliyorsun bir stoper topu iki direk arasına vermez, bir kuraldır bu. Halilagic için hatalı geri pası, sahanın azizliği ve maalesef Fevzi'nin yediği gol. Yani golün bütün faturası Fevzi'ye kesilmişti. Ben bunu yıllarca kabul edemedim. Bana göre Fevzi çok önemli bir kaleciydi. Henüz o zaman 23 yaşındaydı yani, düşün. Şanssızlık artık diyelim. Bakalım neler yapacak bu turnuvada. Şimdi İlhan Mansız. Metin. Ali göğsünü yumuşattı. Ali Tan Doğan. Ali Tan Doğan. Güngör. Farkında mısın? İki takım o kadar diri ki henüz pozisyon bulamıyorlar o yüzden. Tekrar yattı, müdahale etti. Güngör. Amiye. Tayfur kesti. Şimdi Tümer. Tümer Metin. Tümer götürüyor. Tümer vuruyor. Direkten dönüyor. Tümer Metin. İlk tehlike Beşiktaş'tan, inanmazsız. Şut direkten. İnanılır gibi değil. Erman. Hami. Füzeci. Şut pozisyonu aradı. Hami vuramadı. Fevzi attı. Kaçırdı elinden. Uzaklaştırıyor defans. Tempolu hızlı başladı. Evet, iki takım da çok diri, çok istekli. Hakikaten çok keyifli başladı karşılaşma. Çok diri oldukları için henüz pozisyon bulunmuyor kolay kolay. Mehmet Yılmaz. Şimdi top Beşiktaş'ta. Sert vuruş. Ahmet Dursun'dan. Erman Özgür. Erman. Çağdaş. Erman. Çağdaş atan. Erman'a. Top dışarı gitti. Fenerbahçe Galatasaray mücadelesini 6-5 kazandı. Galatasaray ve Beşiktaş Trabzonspor mücadelesinde 4 dakikayı geride bırakıyoruz. 0-0 beraberlik var. Tümer'in şutu direkte patladı. Güngör. Erman. Güngör'ün pası. Şimdi Erman Özgür. Güngör. Abi. Abi vurdu. Koray bırakmadı. Koray oyunda. Koray Avcı. Abi ikinciyi buldu. Şimdi Tümer Metin. Bu kez Güngör kesti. Şimdi Güngör'le Çağdaş'a şöyle yukarıdan baktığımız zaman hani neredeyse ligler seviyesinde görüntüleri var.
O yüzden Trabzon için büyük avantaj böyle iki iyi stoperin olması. Biliyorsun çok önemli halı sahada. İlhan Mansız vuruyor. Topu dışarı attı İlhan. Görüntüde İlhan Mansız. Takımlar oyuncu değişiklikleri yaptılar yine. Oktay Derelioğlu oyuna girdi. Beşiktaş'ta. Ami! Oo. Bravo Fevzi! Vay 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 vay. Gerçekten vay. De Fevzi'nin müthiş bir refleksi var. Çok iyi çıkardı. Kaleci Fevzi tekrar izliyoruz. Orta geldi. Fevzi golü yedi. Çağdaş topu alana gönderdi. Beşiktaş savunmasında büyük bir boşluk. Ve Trabzonspor öne geçti. İşte beşinci dakika. Gol Çağdaş. Çok güzel. Yani böyle duran toplarda özellikle. Çok Trabzonspor taraftarı var tribünde. Evet, ilginç. Çok ilginç. İşte bir anda oyuncu değişikliği sırasında defansa boşluk yaşadı. Dikkat edersen şu anda... Beşiktaş'ın defansında bir tek Koray var. İşte böyle boşluğu bıraktığın anda rakibi halı sahada affetmezler. Kesinlikle gol yersin. Koray. Oktay. Sertan. Çaprazda Sertan. Dışarı gidiyor. Evet, Sertan da biliyorsun dönemin hani fırtına oyuncularından, çok süratli boşalan da rakabı rüzgarın oğluydu. Ama tabii bu kadar ufak sahada ne kadar boşalan bulacak onu da görmek lazım. Sertan. Güngör. Hasan. Çaprazdan dönerek vuruşunu yaptı. Mehmet Yılmaz sonuç alamadı. Yattara oyuna giriyor sevgili Göktuş Sevinçli ve Sakarya'da tribünler ayağa kalktı. Yattara tabii oynasa da oynamasa da herkesin sevgilisi. Çok sevilen bir isim. Evet, gözlerimiz şimdi Yattara'nın da üzerinde olacak. 1-0 önde Trabzonspor. Bizim çocukluğumuzda bu salon turnuvaları vardı Almanya'da, hatırlar mısın Fikret? Evet. İşte hani o havayı yaşıyoruz tekrar. Şimdi Yattara. Yattara. Bastı topa. Bilek hareketleri her zaman şova dönüştüren hareketlerdi. Soner Boz. Araya girdi ve topu kazandı Ahmet Dursun. Top kalecinin üzerine gitti. Metin Aktaş. Gol pozisyonu. Savunma son anda müdahale etti. Oyunu durdurdu hakem Muhammed Ömür. Çağdaş'ın attığı golle 1-0. Öne geçti Trabzonspor. Fevzi. Sertan çıktı, İlhan Mansız tekrar oyuna girdi. Dört Büyükler Salon Turnuvası Sakarya'da. Yattara. Yattara. Şut şansı arıyor. Yattara. Yattara yatırıyor oyuncuları. İbrahim Yattara. Yattara. Ahmet Dursun. Yattara Dursun. Sakatlama Yattara'yı. İnanılmaz işler yaptı. Neler yaptı öyle hakikaten. Ama biliyorsun futbolculuğunda da öyle. Muhteşem bir futbolcuydu. Saman alev gibi bir parlardı ama inanılmaz işler yapardı. İşte onlardan birinin örneklerini verdi. Hami oyuna geliyor. Evet. O kullanacak. Hami gelecek. Füzeci Hami. Aman barajdakiler dikkat. 198 gol atmıştı. Hami. Hami o. İlhan Mansız'dan döndü. İlhan'da bir şey yok. Gol pozisyonu, Oktay çalıp attı, vurdu. Çok gol! Güzel gol, çok güzel gol. Oktay Derelioğlu. 1-1 oldu maç.
Süper Lig maçlarında bile böyle bir seyirci yok sevgili Göktuş Sayıştı. Yani maçı izlerken harika bir keyif alıyor futbol severler şu anda. Onu düşündük. Yani hani futbolun zaten en güzel şeyi gol ve o golü süsleyen seyirci. İşte şu seyirciyle şu maçlar hakikaten hiç bitmesini istiyor insan. Yani bu kadar zevkli bir ortam tam olamaz. 10 saattir buradalar. Ayrılmıyorlar. Sakarya'da futbol şöleni devam ediyor. Oktay Derelioğlu 1-1 yaptı. Onuncu dakikada Oktay cevap verdi Çağdaş'ın golüne. Koray araya girdi. Ahmet Dursun. Şimdi Koray. Koray Avcı. Trabzonsporlar'da kaldı. Yatara'ya. Yatara'nın pası. Ali Tan Doğan. Oktay. Ahmet Dursun. Ali Tan Doğan. Koray. İlhan Mansız kendini gösterdi. Trabzonsporlar kesti topu. Soner top istedi. Emrah Eren. Tekrar Soner. İlhan Mansız. İbrahim Yattara. Soner. Top dışarı gitti. Soner boz kullanıyor Trabzonspor'da. Atışı. Tabii. Tümer oyuna girdi. Oktay çıktı. Maç öncesi fit futbolcularımızı överken sevgili Soner'e de biraz diyet önerdi herhalde değil mi? Trabzon oyunculuğu takımına döneminde çok formdaydı. Çok hem şimdi o, harika bir gol. Müthiş bir gol daha izliyoruz. Trabzonspor yeniden öne geçti. Emrah Eren topu ağlara gönderdi. 12. dakika gol Emrah Eren. Şimdi durum 2-1 oldu. Trabzonspor veteranlarını tebrik etmek lazım. Yani salonda iki tane duran top golü kolay değil. Tümer Metin ve İlhan Mansız santra vuruşunu yaptı. Koray. İlhan solda. Onunla oynadı. İlhan Mansız. Tümer. Tümer şut pozisyonu. Şimdi İlhan. Kalesinden dönüyor. Atak sürecek. İlhan Mansız. İlhan Mansız. Pasını verdi. Kaptırıyorlar topu. Çağdaş. Trabzonspor'un ilk golünü atmıştı. Çağdaş yerde. Faul diyor Muhammed Ömür. Görüntüde Tümer Metin. Topun gerisinde Yattara ve Çağdaş. Kafa vuruşu direğin üstünden dışarı gitti. Mehmet Yılmaz. Tayfur oyuna girdi. Faul diyor hakem. Ahmet Dursun'a faul yapıldı. Koray. İlhan Mansız'ı attı. Emrah pes yaptı. İlhan Mansız. Pasını verdi İlhan. Erman. Hasan üçüncü. Çaprazda Mehmet Yılmaz. Fevzi. Fevzi'nin müdahalesi. Sol çaprazda Çağdaş. Kaleci Fevzi. Tayfur. Tümer. Tümer Metin. Tümer. İlhan Mansız. Tekrar Tümer. Koray ile oynadı. İlhan Mansız. Ahmet Dursun. Olmadı. Şimdi Ebra. Hızlı çıktı. Emrah Eren. Emrah pasını verdi. Gol pozisyonu olabilir. Mehmet Yılmaz'ı kapattı Tayfur. Trabzonspor çok güzel dizilmiş sahaya. Ve hiç boş alan bırakmıyorlar farkındaysan. Bunun karşılığında da şu anda 2-1 öndeler. Tabi bu büyük bir avantaj. 3 futbolcu çok yeni bıraktı futbolu. Yani baktığın zaman dediğim gibi zorlasalar bugün çok rahat. Süper Lig'de bazı takımlarda Hasan, Çağdaş. Tabii yani bir alt ligde de çok rahat rahat oynarlar yani. Evet. Ve o performansları da hakikaten sahaya yansıyor. Koray. Fevzi.
Tayfur Avuççu, Oktay, Koray, Tümer Metin. Basını verdi. Ahmet Dursun top kalecide. Metin Aktaş. Mehmet Yılmaz. Pes yaptı Beşiktaşlar. Mehmet Yılmaz bırakmadı. Gerilerden bir vuruş savunmadan dışarı. Görüntüde Tayfur. Oktay kullandı, hatalı oldu. Şimdi Ali Tandoğan. Ahmet Dursun şut pozisyonu aradı. Tümer Metin tekrar Ahmet'e. Savunmada Tayfur. Tümer. Oktay çaprazda. Çağdaş'tan geri geldi. Tekrar Tümer. Tümer. Erman, Emrah, Çağdaş, Metin Aktaş, Güngör, Tümer. Ateş kullanacak Beşiktaş. Hoca modern avantaj kuralını uyguladı. Önce baktı, bir bekledi. Pozisyon kaybolduğu anda faulü çaldı. Tümer topun gerisinde. Metin Aktaş iki kişilik baraj istedi. 17. dakikaya girdik. 2-1 önde Trabzonspor. Goller sürpriz oyunculardan geldi. Trabzonspor'da Çağdaş ve Emrah golleri attı. Şimdi Ali Tandoğan. Dönen top. Yerden pas ve gol Oktay'dan. Oktay takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Sanki Oktay Derelioğlu. Kendi kalesine atmış gibi geldi bana ama. Tekrar izliyoruz. Son bir müdahale. Savunma ve Oktay topu aynı anda. Bir temas var. Gol Oktay'ın. ...18. dakikaya girilirken durum 2-2 oldu. Çağdaş. Tekrar Çağdaş'ın önünde kaldı. Araya girdi Ali Tandoğan. Ali Tandoğan pasını verdi. Tümer gerilerden bir vuruş. Oktay dışarı attı. İşte golcü olunca tabii önce bir kendim atayım diyor. Tümer topu istedi. Niye atmadın diye. Sistemde bulundu. Şimdi Beşiktaş takımına bakarsan tabii... Of, aman 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 aman. Oktay yerde. Kasık atmasın Allah korusun. Şu anda toparlanmaya çalışıyor Oktay. Tekrar izleyelim. Buradan baktığımızda sanki sıkıntılı bir durum var gibi duruyor ama. İşte valla. Kasıkta bir problem olabilir. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Şu ambiyansta oyuncular en üst performansa tabii çıkmak zorunda kalıyorlar. Çünkü çok istiyorlar çok tabii. Çok seyirci var. Ortam harika. Onları hep mükemmel futbollarıyla hatırladılar yıllarca. Onlar da şu anki durumlarının en üst seviyesinde oynuyorlar. Emrah. Erman çapraz da dışarı attı. Sakarya'da tribünler ayakta. Beşiktaş 2, Trabzonspor 2. Sakarya seyircisi de bu turnuvanın burada yapılma kararının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Evet. Şu ana kadar. Bundan tam 7 yıl önceydi sevgili Acun Ilıcalı. Final maçına tam 20 bin futbol sever gelmişti. Herhalde onun ödülü olarak Sakarya'da oynatıyor maçları. Sakarya'daki finalde tam 20 bin seyirci evet vardı. O ambiyans hiç unutulmadı dediğin gibi. Ve bu turnuvada Sakarya'da müthiş bir başlangıç oldu şu ana kadar. Metin Aktaş. Çağdaş. Emrah. Koray karşıladı. Güngör'ün pası.
Mehmet Yılmaz. Çıkamadı oradan. Sertan faul. Sertan kullandı. Tümer Metin. Ali. Ali Tan Doğan kaleyi denedi, out. Oyuncu değişikliği. Sertan çıktı, inanmansız girdi. Çağdaş. Erman Özgür. Şimdi topla buluştu, dışarı gitti. Erman da futbolculuğunda çok teknik bir oyuncuydu. O yüzden o teknik oyuncu olmanın avantajını salonda görüyor. Şimdi Koray. Tayfur. Ali Tan Doğan. Fevzi. Tayfur. Tümer Metin. Güngör. Erman. Erman Özgür. Tayfur Avuççu ve top dışarı gitti. Ateşe kullanacak Trabzonspor. Arkaya Emre hareketlendi. Ateş Beşiktaş'ın. Tayfur. Ali Tan Doğan. İnan Mansız. Müdahale var İnan'a. Ve kartın rengi sarı. Güngör sarı kart gördü. Güngör Öztürk sarı kartı gördü. Ateşi kullanacak Beşiktaş. Metin Aktaş. Üçlü bir baraj kurdurdu. Karşılaşmada ilk yarının son 3 dakikasının içindeyiz sevgili seyirciler. Tümer Metin, Ali Tan Doğan, barajdaki isimler ve İlhan Mansız. Tümer vuracak sanki ya. İlhan topun başında, Tümer'e kaldırıyor topu. Güngör'den geri geldi. Tayfur. Ali. Tayfur Avuççu. Soner. Basını verdi. Emrah. Çaprazda top dışarı gitti. Ya Soner'e dikkat ediyor musun? Hani biraz kilolu belki ama yine iki pozisyonda da bir tane attırdı. Şimdi de harika bir pas verdi. İşte teknik futbolcu her zaman teknik. Fevzi. İlhan Mansız. Tayfur. Tümer. Tayfur. Çağdaş. İlhan Mansız. Basını verdi. Çok güzel bir pas. Çaprazdan vuruş Metin. İlhan da çok kıvrak. Topu kolay kolay kaptırmıyor. O da tabii çok diri yani. Burada diyorum, şimdi bakıyorum ben iki maça da yorumlarsak eğer. Trabzon'un iki stoperi Çağdaş ve Güngör. Diğer bütün oyunculardan öne çıkıyor bence ilk etapta. Ahmet Dursun Rovaşeta deneyecekti, vazgeçti. Top biraz havalandı. O yüzden mesela İlhan çok fit olmasına rağmen pozisyon bulamıyor. Çünkü sonuçta ufak bir saha. O kadar kolay değil böyle sahada rakip disiplinliyken pozisyon bulmak. Diğer maçlarda daha iyi olabilir. Futbolu bıraktıktan sonra buz pateline çok merak sarmıştı. İlhan Mansız. İlhan yerde, bir kez daha faul. Ateş Beşiktaş'ın. Ateşi kullanacak şimdi siyah beyazlı ekip. Topun gerisinde Tümer.
normal süre tamamlandı ve duraklamaları işaret etti. Hakem 2 dakika. Tümer Metin geliyor. Önü kapalı. Tümer! Kaleci Metin. Metin Aktaş. Çağdaş atan. Tekrar Çağdaş. Yattara. Yattara'nın pası. Savunmada Ali. Fevzi. Güngör. Kaleci Fevzi Tuncay. Tümer Metin. İnan Mansız. Yattara. Çağdaş. İbrahim Yattara. Yattara. Oh. Yine tribünleri heyecanlandırdı. Tümer. Tümer. Tümer çalımlarla geliyor. Devam dedi hakem. Yattara. Tayfur. İnan Mansız. Denedi, olmadı. Ahmet Dursun. Çağdaş. İlhan Manses. Tayfur Avuççu. Tümer. Tekrar Tümer. Güngör. Erman. Emrah Eren. Emrah. Şut şansı aradı. Emrah vurdu. Fevzi. Fevzi Tuncay. Faul diyor hakem. Ali Tan Doğan. Tümer Metin. Yani Tayfur. Dediğin gibi Ali Tan Doğan da kendine çok iyi bakmış. Kamp da yaramış herhalde. Evet. Beşiktaş'ın en diri ismi olarak dikkat çekiyor. Tümer. Oo. Dışarı gitti. Ve ilk yarıyı bitirdi hakem sevgili seyirciler. İlk 45 dakikada Çağdaş'ın golüyle öne geçti. Trabzonspor 6. dakika oynanırken Oktay 1-1 yaptı. Emrah Eren durumu 2-1'e getirdi ve Oktay delil oldu. 2-2 yaptı skoru. İkinci yarının ilk düdüğü Muhammed Ömür ikinci yarıyı başlattı. Tayfur, Ali Tan Doğan, Fevzi, Tayfur, Koray, Ahmet Dursun çaprazda. Ahmet Dursun, Çağdaş, Mehmet Yılmaz, Koray, Çağdaş, Koray. Bu arada hakem oyunu durdurdu. Bileğine bir darbe aldı. Koluna daha doğrusu. Panoya çarptı. Mehmet Yılmaz. Erman. Erman'ın pası. Çağdaş vuruyor out. Çağdaş atan. Yattara güzel dedi. Hareketleri iyi ama dedi sonuca yansıtmamız lazım. Golü bulmamız lazım dedi. Bakalım yaptığı güzel hareketleri golle süsleyecek mi? Mehmet Yılmaz. Erman. Yattara. Yattara. Faul diyor hakem. Çağdaş. Erman Özgür. Şimdi gol pozisyonu var. Vuramadı ama topu ağlara gönderdi. Çok güzel bir gol. Mehmet Yılmaz. Önce Güngör'ün harika pası. Erman Özgür'ün mükemmel hareketi. Ve tamamlayan Mehmet Yılmaz oldu. Hani futbol adına tabii şu geçtiği anda gol olsaydı çok daha iyi olurdu ama yine iki oyuncuyu da tebrik etmek lazım. Erman pes etmedi. Mehmet Yılmaz da çok güzel tamamladı. Tekrar öne geçti Trabzonspor. Evet, şu ana kadar Trabzonspor 4 takım içerisindeki en diri takım gibi gözüküyor. Tabii ilerleyen günler neler gösterecek bilemeyiz ama ilk izlenim olarak söylüyorsa bunu. Ahmet Dursun.
Mesela Beşiktaş çok iyi takım ama orta sahası boş. Defans ve forvet var Beşiktaş'ta. Mehmet Yılmaz çaprazda Çağdaş golü attı. Dar açıdan vurdu. Topu ağlara gönderdi. Fevzi'yi mağlup etti. 28. dakika gol Çağdaş. 4-2 öne geçti Trabzonspor. Şu anda herkes Oktay'ın sakatlığının ne derece olduğunu merak ediyormuş. Atakan Kurt herhalde onu biraz sonra bizlere aktaracaktır. Evet, biraz kası atmış sanıyoruz. Atakan söylüyor şu anda. Çok fit durumdaydım ama ani bir hamleyle kasığım attı diyor. Şeklinde bir yorumu olmuş Oktay'ın. Evet, maalesef tabii bu tip sakatlıklar futbolcuları en az 15 gün sahadan uzak bırakıyor. Kaleci Metin. Erman. Yattara. Dört iki önde Trabzonspor. Çağdaş, Çağdaş. Fevzi. Koray. Tayfur. Güngör. Mehmet Yılmaz. Koray'ın müdahalesi faul. Koray Avcı. Trabzonspor hakikaten keyif veriyor. Ami'yi çok fazla göremiyoruz. Şimdi tabii baktığımız bu tarz zaman bu vuruşlarda Hami ve Tayfur hani belki de oyuncular arasındaki en yaşı ileri oyuncular. Yani Hami 69'lu bildiğim kadarıyla. Evet. Tayfur da 70'li mesela. O yüzden tabii ki hani bu performansta onlardan full bir performans beklememiz zor olur ama ikisi de oyunda kaldıkları süre içerisinde dikkat edersen güzel şeyler yapıyorlar. Mesela işte Tayfur yine sahadaki en diri oyunculardan bir tanesi. Hami girdiğinde paslarıyla etkili oldu ama dediğim gibi çok yüksek tempoyla oynuyor maçlar. Hani seyirciler belki sağ ufak diye bunu gözlerinde canlandıramayabilirler ama hakikaten böyle minyatür olarak salonda oynanan maçlarda normal futbolun en az iki kat üzerinde performans gösteriyor oyuncular. O yüzden çok sık değişiyorlar. Hiç durmuyor oyun biliyorsun. 4-2 önde Trabzonspor. Dışarı gitti. Fevzi. Ali Tandoğan. Fevzi. Çağdaş. Fevzi Tuncay. Tayfur. Tümer. Metin. Çağdaş. Erman, Mehmet Yılmaz, Çağdaş atan, Çağdaş, faul bekliyor, devam ederken, çok sinirlendi Çağdaş. Yani Çağdaş da bir stoperden beklenmeyecek teknikle çok güzel girdi. Tümer'in pası çok iyi, inanmazsız vuramadı Tümer, kapattı Güngör. En diri oyunculardan biri de Güngör. Yani ben tekrar söylüyorum. Yani Trabzon'u çok beğendim. Hakikaten Trabzonspor'un veteranları sahaya dizilişleri, Güngör'le Çağdaş önlerinde Özgür, işte girince Hasan 3. Erman Özgür ya yani Özgür derken işte Soner girdiğinde Hami, Mehmet Yılmaz şu anda ilk maçları itibariyle benim en beğendiğim takım Trabzonspor. Çağdaş çaprazdan şut. Atak sürüyor. Mehmet Yılmaz. Mehmet Yılmaz sol ayakla vurdu. Fevzi çıkardı. Alkış alıyor Fevzi. Soner kullanıyor Trabzonspor'da atışı. Ahmet Dursun. Ahmet Dursun kendisi vuracak.
Vurdu kaleci Metin. Tümer top istedi. Vermeseydi daha iyi tabii. Güngör. Güngör topu alırdı. Çok açık bıraktı önünü Koray. Ben sana biraz önce ne dedim maçı başında? Beşiktaş takımı defans ve ofans. Yani enteresan. Tekrar Evren'in maç önce söylediğine geliyorum Galatasaray için. İyi dizildik sahaya ve doğru değişiklikler yaptık diyor. Salonda disiplini kaybeden takımın kazanma şansı yok. Beşiktaş takımı baktığın zaman iyi oyunculardan kurulu ama 3 forvetle siz salonda oynayamazsınız. Oktay'ın sakatlanması da iyi olmadı Beşiktaş. Ya mutlaka iyi olmadı ama yani bir takım böyle bir salonda 3 forvetle oynamaz. Yani o işin Beşiktaş adına bir eksisi diyelim. Trabzonspor'a bakar mısın veteranlarına? Ne kadar güzel sahaya diziliyorlar. Ahmet Dursun. Ahmet Dursun yerde. Atış Beşiktaş'ın. Bu arada Çağdaş'ın hakeme tepkisi. Tabii az önce kendisine faul istemişti. Yanına çağıracak Çağdaş'ı. Muhammed Ömür. Hakem haklı. Gereksiz bir hareket. Zaten iyi oynuyorsunuz. 5-2 öndesiniz. Yani şu anda takımı germenin hiç kimseye bir faydası yok. Hakem de gerekli uyarısını yaptı. Çağdaş da herhalde almıştır uyarıyı. Tümer topun gerisindeki isim. Tümer Metin. İşaret verildi. Tümer. Sert vuruş topu alana gitti. Çok Ali Tandoğan. Yeniden geriye dönebilir Beşiktaş. Gol Ali Tandoğan. Şimdi durum 5-3 oldu. Tekrar izliyoruz. Gol Ali Tandoğan. Sert vurdu Ali ve topu filelere gönderdi. ...35. dakika. Beşiktaş 3... Trabzonspor 5. İlhan Mansız atamadı topu. İlhan. Atışı Trabzonspor'a verdi. Muhammed Ömür. Faul yaptı İlhan Mansız. Metin Aktaş. Güngör. Ali Tandoğan. İlhan Mansız. Güngör yine kapattı önünü. Sakatlık var. İlhan Mansız'ın tepkisi. Karşılaşmanın hakemi Muhammed Ömür'e tepkiler bu dakikalarda arttı. Oyuncular da sinirli. Tabii çok istekliler. Kazanmak istiyorlar ama. Sarı kart Koray. Doğru bir kart. Çağdaş topun gerisindeki isim. İlhan Mansız ve Ahmet Dursun. Baraj kurdu Çağdaş. Koray. İnan. Tümer. Tümer. Tümer vuruyor. Trabzonspor savunmasında Çağdaş. Şimdi Koray. Koray yerde. Faul. Faul yapan Güngör. Atış kullanıldı. Gol. Topağlara gidiyor. Hakem de golü veriyor. Topağlarda. Trabzonsporlar itiraz ederken hemen kullandılar atışı. Hemen kullandılar. Golü attı Beşiktaş. 5-4 oldu. Sevgili Göktuğ Sevinçli bir kez daha ekrana gelecek şimdi. Hemen kullandı Beşiktaş takımı. Ve durumu 5-4'e getirdi. İzliyoruz. İşte Koray. Böyle yerde kaldı. Faul zaten tartışmasız. Hakem faulü verdi. Koray bekletmeden kullandı. Ve top filelere gitti. Durum 5-4 oldu. İşte oyundan düşmeyeceksiniz. Oyunu bırakmayacaksınız. Özellikle diyorum salon çok tempo isteyen, çok tempo gerektiren bir olay. En ufak konsantrasyonunuz kaybolduğu anda bak dikkat et. Çağdaş'ın
Durum 5-2 iken hakeme itirazıyla başladı. Trabzonsporlu veteranlar gereksiz yere bence kendilerini gerdiler. Çünkü hakikaten iyi bir takımlar, iyi de oynuyorlar. O gerginlik 2 gole patladı onlara. Beşiktaş bir anda maç ortak oldu. Beşiktaş da iyi takım. Yani yine her şey değişebilir. Amin Mandıralı'nın da kenardan tepkisi var. Trabzonsporlar çok tepkili. Çağdaş. Çağdaş topu dışarı attı. Konsantrasyon salon turnuvalarının en önemli olayı. Hiçbir zaman konsantrasyonunuzu bozmayacaksınız. Fevzi. Maça tutundu Beşiktaş. Ahmet Dursun. Metin Aktaş. Ali Tan Doğan. Ahmet Dursun. Tümer. İnan Manses. Top kalecide Metin Aktaş. Ali Tan Doğan. Ali yerde. Mehmet Yılmaz dokunmadım diyor. Faul verdi. Muhammed Ömür. Biraz faul istedi tabii orada Ali Tan Doğan. Soner çıktı Trabzonspor'da. Emrah girdi. Beşiktaşlılar Sakarya'da. Takımlarına destek veriyor şu anda. Enteresan, biliyorsun Sakarya'da hep Beşiktaş seyircisi olmuştu. Evet. Yine şurada baktığımızda bayağı tribünde bir çoğunluk Beşiktaşlı görüyoruz. Tümer topun gerisinde, ikili baraj. Tümer Metin dışarı attı. Son 10 dakikaya girmek üzereyiz. Çağdaş, Metin. Hakem oyunu durdurdu. Sakatlandı Çağdaş. Kalkıyor. Metin Aktaş. Hasan Üçüncü. Tayfur Avutçu. Fevzi Tuncay. Güngör. Fevzi. Görüntüde kaleci Fevzi. Çağdaş atan. Emrah. Faul. Çağdaş kullandı. Bir kez daha oyunu durdurdu. Muhammed Ömür. Tabii orada Beşiktaş atağa devam ederken Beşiktaşlar ona tepki gösterdi. Atak yapıyorduk biz, niye kestin diye. İnan Manses. Tayfur. Emrah. Fevzi. Hasan. Ali Ahmet Dursun'u attı. Metin Aktaş. Çağdaş. Top inanmasızda. İlhan vurdu. 3 oyuncu bomboş. Kaleyi denedi inanmasız. Emrah Eren. Devam diyor hakem. Şimdi bir müdahale. Ve sarı kart. Ahmet Dursun. Kıran kırana bir maç izliyoruz yine sevgili Gökçe Sevinçli. Biraz hakemin kararları herhalde bayağı konuşulurdu maçtan sonra programlarda. Bilmiyorum, diğer spor programları bunu konuşur mu acaba bugünkü maçları? Evet, şu anda kaleci Metin Aktaş'ın bir sakatlığı var. Hemen doktor geldi. Oyun durmuş vaziyette.
5-4'lük Trabzonspor üstünlüğü. Dört Ocak'ta ikinci maçlar oynanacak. 6 Ocak, 8 Ocak. Arka arkaya maçlar. Dört büyükler salon turnuvası Sakarya kapalı spor salonunda. 11 Ocak, 15 Ocak ve 19 Ocak'ta da final mücadelesi. Ali. Yani Süper Lig'e ara verildiği dönemde herhalde futbol severlere çok güzel yeni yıl hediyesi oldu bu. Yeni yıl hediyesi oldu. Bizler burada keyifle izlediğimize göre tahmin ediyorum onlar da evlerinde aynı keyifle bu maçları izliyorlardır. Şimdi dönerek bir vuruş. Top dışarı gitti. Ali'nin pası, çaprazda Ahmet Tosun, gol durumunda. Ahmet Tosun iyi vuramadı. Hasan, İlhan Manses, Emrah Eren. Hasan üçüncü. Pas güzel. Hakemde gözler. Fevzi aldı topu. Trabzonsporların itirazları. Hasan üçüncü. Ahmet Dursun. 5-4 önde Trabzonspor. Güngör. Sertan. Sertan Eser. Hata yaptı. Eren. Tayfur. Kısa düştü. Çağdaş ikinci müdahalesi yerinde. Metin Aktaş. Beşiktaş adına önemli bir beraberlik şansı olabilirdi ama İlhan bekleneni yapamadı. Biraz durgun geldi bana İlhan. Sen ne diyorsun Hüngat? Aynı görüşteyim ama toparlayabilir birkaç maç sonra. Hasan üçüncü. Emrah Eren. Pasını verdi Mehmet Yılmaz. Topu alana gönderdi. Tebrik etmek lazım. 6-4. Emrah daha kendisine top gelmeden pası oraya vereceğini biliyordu. Çok önemli bir hareket. Gol Mehmet Yılmaz. Şimdi Yattara'yı oyuna aldılar. Trabzonspor 6-4 önde. Son 5 dakikaya girdik. Ali Can Doğan. Fevzi, Koray, Tümer Metin. Pazartesi akşamı futbol şöleni devam edecek Sakarya'da. Önce saat 20'de Beşiktaş, Fenerbahçe. 21.45'te Galatasaray, Trabzonspor maçları oynanacak. Şimdi Ali, Koray, geçemedi, karşı atak fırsatı, yattı ara boşta, atacak mı Hasan, atamadı Hasan, Tayfur kesti, Ali Tan Doğan. Sertan, gol pozisyonunda Sertan, dışarı attı. Şimdi az önce Beşiktaş'ın kaçırdığı golde de, salonda size bir tane şans verirler, o kadar, çekip vuracaksın, öyle ikinci yaptın mı, hiçbir şansın yok. Yattı ara. Çağdaş, Emrah Eren, Tayfur Avuççu, Soner, Sertan, Tümer, Koray, Sertan Eser, Tayfur, Koray Avcı, Tayfur Avuççu, Ali Tan Doğan. Metin Aktaş uzun bir top attı. Şimdi İlhan Manses. Koray.
Fevzi. Tayfur. Koray. Koray. İlhan Manses. Tümer. İlhan Manses. Tümer Metin. Kaleci Metin Aktaş. İki güzel hareket izledik. Çağdaş. Metin. Tayfur Avuççu. Soner Boz. Soner. Ali Tan Doğan'a bir müdahale, faul. Fevzi. Ali Tan Doğan. Çağdaş Yattara. Atış Trabzonspor'un. Dikkat ettiysen devamlı oyuncu değişikliği var. Trabzonspor'da Güngör ve Çağdaş hiç çıkmıyor. Yani onlar hep oyunda. Diğer oyuncular değişiyor. Yattara! Yattara! Yine çalımlara girdi. Tümer. Emrah. Ali Tan Doğan. Tayfur. Tayfur direkten dönüyor. Şanssızlık Beşiktaş adına. Bravo kaptana yani. İlerleyen yaşına rağmen hakikaten sahadaki en diri isimlerden bir tanesi. Ali Tan Doğan. Taç. Ali Tan Doğan. Atış Trabzonspor'un. Çağdaş. Çağdaş atan. Tümer. Faul. İnanmansız. Tümer Metin. Güngör. Soner. Yattara. Mehmet Yılmaz. Devam diyor hakem. Ahmet Dursun. Tümer Metin. Tümer vuruyor. Kaleci Metin Aktaş. İnanmansız. Tümer. Tekrar inanmansız. Çevirdi. Topu alarda. Ali Tan Doğan. Yani ben şunu söyleyeyim. Salonda 4-3 dakika çok uzun bir zaman. Ali Tan Doğan topu ağlara gönderdi. Evet, 4 dakika uzatmayı verdi hakem. 4 dakikalık ilave. Evet, 4 dakika. Çok şey hani 6-5 durum. Fenerbahçe Galatasaray maçına döndü. Maçının skoruna geldi. Evet. Trabzonspor koparamadı. Orada üst üste yedi 2 gol. Çok iyi oynadığı maç anlarda maçı koparmasına engel oldu. Bakalım Beşiktaş pes etmiyor. Yattara. Kaptırdı. Koray. Faul yapıyor Yattara. Trabzonsporların hakeme olan tepkileri maç boyunca tartışılacak pozisyonlar gerçekten de oldu. İşaret verildi. Diyorum. Hakem bu akşamın yıldızı olurdu spor programlarında. Kaleye sert çok mükemmel bir gol. Top filelerde. Şu maça inanabiliyor musun? Ahmet nereden Dursun nereye geldi? 6-6 yaptı. Gol Ahmet Dursun. Bıraklama anlarında topu filelere gönderdi. Şimdi durum 6-6. Hakemi alkışlıyor Rami Mandıralı. Ya mutlaka tabii bir iki faul kararında. Tepkisi var.
Yatara. Maçlar lig usulü oynanıyor. Evet, önümüzdeki maçlar çok şeye gebe şimdi baktığımız zaman. Sarı kart. Güngör. İkinci sarıdan. Görüntüde Güngör. Görmedi kırmızıyı Güngör. Ya farkında değil şu anda. Kırmızı kart. İkinci sarıdan kırmızı kart. Şimdi anladım. Bu tepkisi. Trabzonspor şimdi sahada bir kişi eksik. Belki de Trabzonspor'un en önemli adamı. Tayfur. Ali Tan Doğan. Son saniyeler. Dümer. Ali Tan Doğan. Yerden. Kaleci Metin Aktaş. Yattara. Tümer Metin. Tümer ilk pası. İnanılmazsız direkten döndü. Bir vuruş daha kaleci. Boşta kalan top. Beşiktaşlılar faul yapıyor. Hasan kullandı. Mehmet Yılmaz. Maçın son dakikaları nefes kesti. Çağdaş. Şimdi boş tarafa. Tümer. Tümer. Tümer götürdü. Tümer. Pasını verdi. Gol durumu. Tümer vurdu. Kaleciden döndü. Kaleciden döndü. Ahmet. Ahmet Dursun'un yerde kaldığı an oyun devam etti. Şimdi durduruyor hakem. Son anlar çok heyecan vericiydi. İşte salon turnuvalarının özelliği. Hani maç 5-2 oldu, koptu derken bir anda Beşiktaş geri döndü. 6-6'lık beraberlik. Mehmet abi. Bravo valla. Pazartesi akşamı Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray Trabzonspor maçları yine canlı yayınlarla ekranlarınıza gelecek TV8'de. Maçlar lig usulü oynanıyor. Evet, bu skorlara göre Galatasaray ilk haftayı, ilk maçları Galatasaray lider bitirecek. Lider bitiriyor. Fenerbahçe'nin puanı yok. Tayfur, son bir fırsat Beşiktaş için. Tayfur Avuççu. Tayfur. Tayfur'un pası. Koray çaprazda. Tekrar Tayfur'a. Tayfur vuruyor. İki Trabzonspor'u kapattı. Yattara çekemedi topu. Ali dışarı attı. Hakem bitirdi. Hakem bitirdi.